İşte Stankovic de ben futbolcu olurken elimden tutan, bana benden fazla güvenen hocadır. Hocam sen yıldızın mı düşüktü? Gidip kurşun falan döktürüyor muydun o dönemlerde? Annem bana kurşun dökmekten helak oldu kadıncağız. Hakikaten bak ciddi söylüyorum. Diyorum ki hani ben neden ayrıldım? Yani şimdi bunun çözümünü bulmaya çalışıyorum. Tamam mı? İşte o zaman bir spor bakanımız vardı. İsmi lazım değil. Bizi yolladı. Yani yukarıdan gelen bir emirle ben ayrıldım. Gudjonsson bütün hayatı boyunca 7 tane gol atmış. Ertesi gün 4 tane attılar bizi. 3'ünü Gudjonsson önünde. Gudjonsson'la Recep adam adam oynuyor. Recep Gud. Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programı kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş efsanelerinden Gökhan Keskin'le birlikteyiz. Benim jenerasyonum Gökhan Keskin'i çok yakinen bilir, tanır. İnanılmaz bir liberoydu. Geriden oyun kurması, oyuna çıkışı, takıma kattıkları, yaptığı savunmalar, kazandığı kupalar, başarılar inanılmaz büyük katkılar verdi, büyük başarılara imza attı. Özellikle Gondomin döneminde Beşiktaş'ın o yakaladığı şampiyonluklarda ve başarılı periyotta büyük katkıları vardı. Yaklaşık 5 şampiyonluk yaşadı. 13 kupa tabi sayısını biliyor musun hocam? 13 kupa mı? Yaklaşık değil. Kesin 5 şampiyonluk var da. Yaklaşık ama kaç kupa olduğunu bilmiyorsun kupa, değil mi hocam? Bilmiyorum. 13-14 tane var. 13-14, 15 olabilir, 12 olabilir. Bilmiyorsun. 13 uğursuz diye söylemiyorum. Hocam inanılmaz başarılar. Tabi halen bunun konuları geçiyordu değil mi hocam? Evet. Yani bir yere gittiğin zaman mutlaka herkes bu bir şekilde konuları açıyordur. Yani geçmişi geride bırakamıyorsunuz. Sonuçta geçmiş sizin referansınız. Devamlı şekilde Beşiktaşlı olmanın gururunu her yerde yaşıyoruz. Nasıl başladın hocam futbola? Nasıl o Beşiktaş'a geliş süreci nasıl oldu? 76 senesinde Beşiktaş minik takımında başladım. Şöyle bugünkü plazaların, hakaretlerdeki plazaların olduğu yer bir futbol sahasıydı. Küçük, aynı zamanda kulüp tesisinde oldu, ufak kulüp binasının oldu. Arkada da ufak bir saha vardı, toprak saha. Mahalle arası turnuva düzenlemişlerdi. Beşiktaş'a altyapısına oyuncu seçmek için. Bizim de 4. Levent'te emniyet evlerden bir Vedat abimiz vardı, Almancı. Bir takım yapmıştı, oraya turnuvaya gittik. Hatta ilk maçta oynatmadı, hepsi benden büyüktü. Sonra ikinci maça ben gelmeyeceğim dedi. Yok geleceksin dedi. Oynatacak mısın? Oynatacağım dedi. Öyle gittim. İkinci yarı oyuna soktu beni. Top ayağıma geldi. Top ayağımdayken 3-4 kişinin arasından geçmişim ben. Maç bitti. Serpil Hoca geldi. Serpil Antüzün. Beşiktaş'ta oynamak ister misin dedi. Daha sen Serpil Hoca'yı tanımıyorsun tabii. Tanımıyorum. Yani ilk defa orada. Daha 10 yaşındayım. 76. Oynamak isterim dedim. İyi dedi. Şu tarihte muvafakatnameni falan hazırla dedi. Kaç doğumlusun dedi bana. Biz de daha çocuk aklımız o zaman. Bir sene önce ben nüfus kağıdına baktım. 66 yazıyor. Bir sene geçti. Herhalde büyümüşümdür. 65 dedim. Hatta ben getirdiğim zaman hakikaten nüfus kağıdını getirdim. Hani sen dedi 65'in burada 66'lı yazıyor. Tabii bir şey diyemedim. Kafa önde. Öylece başladık. Tabii senin 66'lı olman daha iyi tabii. Bir avantaj yani. Tabii. Sonuçta bir sene kazanıyorsun. Bir de burada tabii ki Vedat abinin bana inanması, oraya götürmesi, ısrar etmesi, bunların benim futbola başlamamda çok büyük katkısı oldu. O süreç nasıl geçti hocam peki? 76'da Beşiktaş minik takımında başladık. Hatta hala o arkadaşlarla görüşüyoruz. Orada bir şampiyonluk yaşadık. Benim şampiyonluklar minik takımda başladı. Yıldız takımdayken Beylerbeyi takımın altyapısıyla birleştik. Ben o sıra Naci Hoca vardı rahmetli. Onun takımında oynamaya başladım. Beşiktaş altyapısında. Hasan Tutaş vardı. O da Allah rahmet eylesin. Yıldız takımının başkanıydı. Hem de Beşiktaş genç takımında yöneticiydi. İki takım benim mahallede amatör olarak top oynadığım takım da Yıldız'ın altyapısı oldu. Bizim Beşiktaş'taki altyapıda benim oynadığım kadro iki senedir Türkiye şampiyonu olan iyi bir kadroydu. Yenilmiyordu iki senedir. Bir maç yaptık. Bizim mahallenin takım bizi yendi. Beşiktaş'ı yendi. İki senedir yenilmeyen takım. Naci Hoca da kızdı. Daha çocuğuz. Maçı sattın dedi bize. Yani ben maçı nasıl satacağım? O zaman öyle bir şey aklımda yok. O zaman da rahmetli babam işte konuştuk. Baba dedim ben oynamayacağım dedim. Gittik. Serpil Hoca çağırmıştı. Serpil Hoca ile konuştuk. Serpil Hoca Gökhan biz seninle devam etmek istiyoruz falan işte bir yanlış anlaşılma oldu. Sonra babam bana bıraktı. Ne istiyorsun dedi. Ben dedim öyleyse Yıldız'a gittim. O zaman da daha çocuğuz. Mahalledeki arkadaşlarımızın hepsi Yıldız'a. Ben Yıldız'a geçeyim dedim.
O süreçte bir ayrılık yaşadık. Yani bunda Hasan Tutaş'ın, rahmetlinin payı çoktu. Çünkü dediğim gibi Beşiktaş genç takımında da yöneticiydi. Beni geçici bir süreliğine Yıldız'a aldı ki o zaman bana çok büyük faydası dokundu. Şöyle faydası dokundu, amatör ikinci küme takımıydı Yıldız. Orada A takımda oynadım, bir de genç takımda oynadım yani. Genç takımda şampiyonluk yaşadım, A takımda da 18 maç yani 15-16 yaşındayken kendinden büyüklerle amatör ikinci küme yaşadım. Futbolumda çok katkısı oldu bana. Fiziksel olarak onlara yakınlaştım. Fiziksel olarak, mücadele gücü olarak her türlü. Sonra transfer olarak Beşiktaş'a geri dönmeden önce genç milli takım seçmeleri oldu. Bölgeler arası işte Türkiye'de 7 bölgeden oyuncular çağrıldı. 16 kişilik oyuncu kadroları. Bölgeler kendi aralarında maç yapıyor. Ben Yıldız'dan seçildim. Aykut Kocaman da İstanbul Yeni Üniversitesi'nde benim ortaokul arkadaşımdır. 3 sene biz aynı sınıfta beraber okuduk. Hala görüşürüz. Aykut da hatta ben gittiğimde Yıldız'ın oyuncusuydu. Altın Mızrağ'ın hocası Hasan Tutaş'ı kandırarak onu aldı. Yani bir akrabamızın çocuğu, bundan bir şey olmaz diye Aykut'u aldı. Altın Mızrağ'a gitti. Ben Yıldız'a geldim. Altın Mızrağ'a geçti. İkimizi seçtiler. İstanbul bölgesi olarak. 16 kişilik oyuncu kadrosu. Genç milli takıma oyuncu seçecekler. İzmir İnciraltı'na kampa gittik. Dörder tane maç oynadık. Üçer dörder tane maç oynadık. Buradan seçilen diğer bölgelerle beraber iyi oyuncu yani 50-60 kişilik bir kadroyu da Ödemiş'e yaylaya çıkaracaklar. Kampı uzatacaklar. İstanbul bölgesinden bütün arkadaşlar seçildi 16 kişilik takımda. İki kişi seçilmedik. Biri bendim, biri de Aykut Kocaman. Mükemmel hikaye. Yani. Hocam 14 kişi seçildi, 2 kişi seçilmedi. Senle Aykut Kocaman. Peki 14 kişi futbolcu oldu mu hocam? Ya iyi arkadaşlardı da hiçbiri olmadı. Yani olmadı. Sonuçta belki yani devam eden olmuştur ama. Türk futbolun özeti mi hocam? Yani mükemmel hikaye. Ama doğru bir hikaye. Mesela biz otobüsle akşam döneceğiz. Biletleri almıştık. Ne yapalım dedik. Hadi İzmir Fuarı'na. İzmir Fuarı'na gittik. Gittik orada yani penaltı atıyorduk fuarda. Çok iyi ya. Vakit geçirmek için penaltı atıyorduk. İkimiz seçilmedik. İkiniz seçilmez. Mükemmel. Sonra ikiniz de senelerce Fenerbahçe ve Beşiktaş'a hizmetlerde bulundunuz. Milli takıma gittiniz. Şampiyonluklar yaşadınız. Şans. Şans. Şans diyelim yani. Ya, muazzam hikaye yalnız ya. Muazzam hikaye. Hocam Gordon Mill. Sen sonra hocam A takıma çıkıyorsun. Miliş dönemi. Genç takıma transfer olduktan sonra Miliş zamanı idmanlara çıktım. Sonra donanma kupasıyla beraber başladım. İlk maçımda Bolu Spor'a karşı Bolu'da. O zaman Samet abi ve Haluk abi, Kasımpaşalı Büyük Haluk olarak. Haluk abi cezalıydı. Ben sağ bek olarak ilk defa 2-0 kazanmıştık o maçı. O maçta A takım kadrosunda oynamaya başladım. İlk resmi maçım. Peki titriyor musun hocam heyecandan? 17 yaşındaydım. Vardır herhalde bir şeyler de ama sonuçta gözümüzü açtığımızdan beri futbol topuyla beraber büyüdük. Şöyle diyeyim. Yani benim tam liseyi bitirdiğim dönem 82'lerdi. Bu ihtiyacın olduğu dönemler. O dönem futbol değil de annem iyi bir öğrenciydim ben İstanbul Üniversitesi'nde. Subay olmamı istiyordu. Yani biraz da anarşiden uzak kalmak için. Mesela Kuleli Asker Lisesi'nin imtihanına girmiştim ben. Olmadı. Yani istemiyordum da zaten. Top oynamak istiyordum. Ama sonra Kuleli Asker Lisesi'ni askerliği yaptım. 15 ay orada askerlik yaptım. Yani o annemin özlemini de bir şekilde öyle gidermiş oldum. İstemedin burunda bitiyormuş hocam. Ya, yok güzeldi orada. Her şey gayet güzeldi. Askerliğim de güzeldi. Ama hiç olmazsa annemin içinde bir ukdeydi. Daha doğrusu o ortamdan uzak tutmak istiyordu beni. O da bir kısmet oldu. Bir şansmış diyelim. Ondan sonra A takımla beraber oynamaya başladık. Sen hocam bir de Fikret Hoca ayakları çok iyi, top tekniği çok iyi, çalım yeteneği çok iyi. Ziya Doğan, Rıza Çalınbay var. Sen orada Ziya Hoca'yı mı kesmeye başladın? O Stankoviç dönemi. Miliş'ten sonra Stankoviç dönemi. 85-86 benim ilk şampiyonluğumu tattığım seneydi. Eskişehir'de kazandınız, şampiyon oldunuz. Yok. Trabzon'da. Eskişehir'de Trabzon'da. 82'de. Ha, 82'de. Ben 83'ten sonra, 83'te profesyonel oldum. 85-86 sezonu. Çünkü sezon başı Vanakamp'a gittik biz.
Van'da hazırlandı ki Van'ı da o yüzden hiç unutamam. Yani bir futbol takımı isteyerek insanın içine bağrına böyle sokulur. Yani bizi bir karşıladı Van halkı. İnanamam hala şimdi o günü yani. Geçmişle ilgili duyduğum en büyük prezeyanlardan biri o. O insanların bizi karşılamasını ben hiçbir zaman hayatım boyunca unutmadım. O sene de şampiyon olduk. Zaten unutmamıştım. Bir de şampiyonluk golünü de ben attım. O sene başladık mesela Stankovic geldi. Benim futbolcu olmamda en büyük pay kendisinindir. Yani Berat abi nasıl bizi mahalleden alıp götürdüyse. İşte Stankovic de ben futbolcu olurken elimden tutan, bana benden fazla güvenen hocadır. Bir hocanın oyuncu üzerinde ne kadar etkisi olduğunun en büyük göstergesidir Stankovic. Ben o sene bütün maçlarda oynadım. Orta sahanın ortası oynadım. Ziya abi oynuyordu. Hatta o seneyle ilgili şöyle anlatayım. Ben oynamaya başladım. Orta sahanın ortası. Sağ tarafta Rıza kaptanım oynuyor. Sol tarafta Fikret abi oynuyor. İşte ikinci yarı başlamış. Ben de formumu bulmuşum. O sene ikinci yarı 5 tane gol attım. İlk yarı rezil oynadım. Rezil oynadım ama Stankovic hiçbir maç çıkarmadı beni. Oyna dedi. Sadece koş dedi. İkinci yarıda şampiyonluk golü dahil 5 tane gol attım o sene. Mesela maçlarda oynuyoruz. Şimdi top benim ayağıma geliyor. Sağda Rıza Hoca var. Solda Fikret abi var. Topu alıyorum mesela. Rıza Hoca'ya pası verdim. Rıza Hoca orta oldu. Gol oldu. Şimdi gol olduktan sonra ne olursun? Daha gençsin de sevineceksin değil mi? Gol atana doğru koşarken Fikret abi tutuyor beni. Ne oldu abi diyorum. Tamam Rıza Hoca'ya verdin. Orta oldu gol oldu. Tamam ama bana versen garantiydi diyor. Abi daha neyin garantisi? Gol oldu işte. Yani şimdi. İnanamaz. Yok diyor bana versen garantiydi diyor. Herkes kendini istiyor topu. Tabii yani. Ya, şey mükemmel ya. Yani garantiydi. Garantiydi anlamıyorum onun garantisini. Sağlamasını mı yapar? Peki topu aldığın anda iki taraftan da bana at bana at diye sürekli bağırıyorlar değil mi hocam? İstiyorlar canım. İkisi de yani Rıza Hocam da topla oynamayı seviyor. Fikret abi de zaten topu yemiş bitirmiş. O da topu çok istiyor. Topla da iyiler. Şimdi pozisyon gereği diyelim sağa verdin. Soldaki geliyor. Bana niye vermedin diye. Sola verdin sağa geliyor. Tabii bir de işlerinde en genç olanı benim. Tabii. Oradan arada biz gidiyoruz. Yani gol olsa bile Fikret abi bana versen garantiydi diyor. Mükemmel ya. Senin bir de hocam sakatlıklar meşhur değil mi? Maalesef. Yani futbol hayatımda hakikaten sonlarına doğru aşil tendonum da koptu. Büyük sakatlık için kıkırdak ameliyat oldum Beşiktaş'taki son zamanlarımda. Ama iki tane sakatlığımı hiç unutamam. Bir tanesi Beşiktaş'taydı Bursa maçı. Kadro açıklandı. 16 kişilik kadro o zaman. Cepte hiçbir şey yok tabii. Maçtan önce bir buzlu cam var İnönü Stadı'na, şimdiki Vodafone oldu ya İnönü Stadı. İnönü Stadı'nda ben buzlu cama oturdum. Sahayı seviyorum. Genç takım maçları oynuyor. Yani maç bitti mi artık çıkalım mı falan derken camın üstünün tam ortasına geldim. Bir anda cam kırıldı. Ben son anda kenarlardan tuttum. Ama şu cam kesti benim kalçayı olduğu gibi. Bir anda kan gölü. Yani Turan 16'da yoktu. Bir anons yaptılar. Turan'ı işte tribünde bahsediyor. O zaman da kendine köfte ekmek almış. Maçta oynamayacağım diyor. 16'da yok yani. Maçı bekliyor. Köfte ekmek yiyor. Maçı bekliyor. Köfte ekmek yiyor ki karnı acıkmış. Köfte ekmek yiyecek. Ondan sonra maçı seyredecek. Köften de Turan da anlatıyor böyle. Isırık aldı almadı bir anons. Turan işte soyunma odasına. Gitti Turan 16'da olmayan 11'de başlıyor. Ben de kesmişim ya. Turgut abimiz var bizim Videnli, balıkçı Turgut. Kaptı beni, götürdü yukarı Amerikan Hastanesi'ne. Girdik içeri hemen acile. Bana ayakta 8 tane dikiş attılar. Tekrar bindik taksiye, dikişe attılar. Tekrar bindik taksiye, stada geldik. Şortu değiştirdik, formayı değiştirdik. Geçtik, beni yedek kulübesine yazmış Hoca Gordon. Dakika işte 5-6 dönmüşüm ben, maçta başlamış o sıra. 3-4 dakika geçti. Ben de öyle maça bakıyorum. Döndük oradan. Oynayabilir misin dedi bana. Turan Hoca rezil oynuyor herhalde. Daha maç yeni başladı çocuk. Yani ne olduğunu da oğlum. Oynayabilir misin dedi Bursa maçı. Oynarım herhalde dedim. İyi dedi, gir dedi. 2 dakika sonra tabelayı kaldırdılar. Turan çıkıyor. Oyuna ben giriyorum. Turan yanımdan geçerken diyor 20 yaşında bana jübile yaptırdılar diyor. Yani bir anda düşün, hastaneye gitmişim, 8 tane dikişi olmuşum, gelmişim,
bizim hani bu işi ne kadar amatörce yaptığımızın evet. bir göstergesi esasında oyuna girebilir misin, oynar mısın demiş. Biz de oynarız demişiz ve maç başladıktan sonra 10. dakika girdik oyuna. 1-0 maçı kazandık. Problem olmadı mı peki? Kanama ya da ağrıma? Bir şey olmadı. Yani olmadı. Orada bir izi var hala ama yani problem olmadı. Enteresan. Onun peşine işte o ara milli takımda oynuyoruz. İtalya'ya San Marino maçına gittik. Rimini şehrinde kalıyoruz. Maçtan bir gün önce şifoda arkadaşım. İşte bir tıraş olduk. Duş alacağız maçtan bir gün önce. Ayağım bir kaydı fayansın üstünde. İşte duşa girdik. Duşa kabin falan yok. Yer ıslak fayansın üstü. Bir anda sıcak su fışkırdı. Sol ayağımı attım dışarı. Ayak bir kaydı. Sağ ayağımın içini dizinin olduğu bölgeyi bir çarptım küvete. O sesle şifo yandı. Yani o derece şiddetli bir çarpma. Yerde acı içinde kıvranıyoruz. Şifo kalktı geldi. Ben hiç acı içinde kıvranıyorum. Şifo gülüyor. Gülüyor. Gülüyor yani. O da ne olduğunu anlamadı. Yani uykudan sesi uyanmış. Ondan sonra tabii banyoda düştü sakatlandı desen kimseye anlatamazsın. İdman var, ter idmanı var. Bari oraya çıkalım dedik. Orada yani bir şey olur, orada sakatlanırız falan. Abi biz doktor geldi. Doktora anlattık fikrimizi. Doktor baktı, baktı, oynamaz dedi. Şimdi aşağı indim. Hani idareci idmana kadar ya Şener Dercik Futbol Federasyonu Başkanı'ydı. Herkes geçmiş olsun diye bize. Tabii orada söylemiş mecburen işini yapıyor. Neyse dönerken de çarşamba günü Fenerbahçe Kupa maçı vardı. 0-0 maç bitti San Marino'da. Dönüyoruz uçakta. Oynar mı diz dedik. Çarşambaya kadar oynar dedi. Bir şey olmaz dedi işte. Çarşamba günü ameliyat oldum ben. Ameliyat oldum. Dizimden ameliyat oldum. Hem Fenerbahçe maçını oynayamadın hem San Marino maçını oynayamadın. Tabii tabii. Yani Ama San Marino maçını oynayamaman iyi olmuş hocam. San Marino'nun tarihi maçı biliyorsun. 0-0. Yani 0-0 ilk puanını aldılar. Ulusal bayram ilan edildi biliyorsun. Tamam. O maçta oynamaman iyi olmuş. O maçtı işte. Yani o dönem 2 ay kaçırdım ben maçları. Sen 2 ay kaçırdın. Peki o sene siz 3 sene üstte şampiyon olmuşsunuz. 4. şampiyonluğa mı gidiyordunuz 4. hocam? 4. şampiyonluğa gittiğimiz seneydi o sene. Peki lider miydiniz? Liderdik. İstanbul'da Trabzon yendi bizi. Sonra Aydın'la berabere kaldık. Benim sakatlık sürecimde oynanan maçlardı. O ara avantajlıydı. Kaçırdık avantajı. Ya sen oynayamadığın süreçte Beşiktaş'ın puan kayıpları oldu. Doğru mu? Ya kendime maliyet miyim o kadar ama yani o maçlar oldu. Benim ama, oynamadım. Ama sen de Beşiktaş'ın önemli oyuncusun hocam. Tabii sakatlandığım dönem diyorum işte mesela Trabzon'un bizi İstanbul'da yenmesi çok zordur mesela. Yenmişti. Yenmişti. Evet, 4. şampiyonluğun gitmesi hocanın banyo sakatlığı. Banyo sakatlığı yakmış. Bir de sizin trafik kazası mı var hocam? O da yani gene bir şampiyonluk kutlaması. Tarabya'da askerim de o zaman. Hocam sen yıldızın mı düşüktü? Gidip kurşun falan döktürüyor muydun o dönemlerde? Annem bana kurşun dökmekten helak oldu kadıncağız. Hakikaten bak ciddi söylüyorum. Benim öyle bir şeyim var. Helak oldu değil mi helak hocam? Helak oluyorsun. Yani çıktık şifoyla. Hatta arkadaşlar falan önden çıktı. Bir de anons yaptılar. Yani yollar buzlu, kar yağmış. İşte yollar buzlu, dikkatli olun falan diye. Biz de şifoyla çıktık. Hacı Osman'ın bayırına oraya geldik. Işıklarda durduk. Sonra bir gaza bastık. Araba bir kaymaya başladı. Teletora vurdu araba. Havada takla attı araba. Havada takla attın her şey. Ve bir anda olay bitti. Tavan üstüyüz biz. Düşün normal yol. Ana cadde. İşlek bir de cadde. Tavan üstü duran bir araba. Tekerler havada. Tabii o sıra şifo yanımdaydı. Şifo arkaya düştü. Takla atarken o arkaya düştü. Yani çıktı şimdi artık kendimize gelmeye çalışıyoruz. Yani olay ne oldu? Arabada sağlam yok. Kapılar sıkışmış. Ön cam patlamış. Kaç dakika geçti kendinize geldiğinizde? 2-3 dakika arası. 2-3 bir dakika. Şey yani. Sonuçta şey değil. Arabayı biliyorlar. Siz peki baktınız mı? Bir şey var mı falan? Hayır bakıyoruz şimdi. Şöyle diyeyim. Geçen arabalar var. Biz de aynı kafilede. Geçen arabalar mesela. Arabalar bizim arabayı bir görüyor. Hiç unutmuyorum işte İhsan abi. Futbol şube sorumlusuydu o zaman Beşiktaş'ta. Bizim arabayı bir gördü. Öldü, evlatlarım öldü diye başladı dövünmeye. Biz şey yani kafayı sonu görüyorum ben. Yani öldü diyor. Ya gelen araba duruyor şimdi. Tabii. Öyle bir pozisyon oldu ki hakikaten kötü bir trafik kazası sonuçta. Şifo arkaya düştü. Bir tek arka cam sağlam kalmış. Yani patlamayan o var. O da onu kırdı çıktı zaten. Arka camdan çıktı o. Ben yandan o cam aralığından çıktım. Kapılar açılmıyor çünkü. Tavan üstü duruyor. Oradan gittik mesela şeye kontrole.
Florence Nightingale'i hastaneye kontrole götürdü bizi İhsan abi. Hatta biz ölümden dönmüşüz. İhsan abinin arabada bizi götürüyor. İhsan abi diyor keşke arabada diyor ABS olsa diyor. Buzlu yolda kaymaz diyor. Arabayla giderken frene basıyor. Vuz, araba duruyor. Bize onu gösteriyor. Onu gösteriyor. Sonra gittiniz. Bir şey çıktı mı hocam? Yok. Orada bir filmler falan çekildi. Sonra bir şey çıkmadı. Sonra takımın olduğu yere geri döndük. Ha döndünüz. Tabii. Çizik eğlenme bile yok yani. Yok. Biz o kutlamaya devam ettik. O mükemmel bir şey. Takla attınız geri döndünüz. Tabii kutlamaya devam ettik. Ya şey film şeridi gibi. Takla atıyorsunuz. Hiçbir şey yok. İhsan Kalkaman geliyor. Ağlıyor. Evlatlarım öldü falan. Hastaneye gidiyorsunuz. Bir şey yok. Geri dönüyorsunuz. Kutlamaya devam ediyorsunuz. Tabii de çekimler falan yapıldı yani. Ya, MR'lar falan çekildi. Hikaye. Peki gazetelerde çıktı mı kaza? Mesela şimdiki ortam olsa sanal alemlerin bol olduğu o zaman diyorum yani telefon melefon yok hak getir öyle şu bir şey. Şu anda alt yazılar falan dönüyordur. 80 milyon falan bile ana haberlere çıkarsınız şu anda. Kesin canım. Hatta o dönemle ilgili Sakarya'da bir maç olmuştu. Kupa maçı işte kaybettiğimiz. Metin'in beyin travması geçirdi. Düşün yani bir anda ülke Metin'e bir şey oldu haberleriyle gündeme geldi. Tabii. Yani öldüğü haberleri geldi. O kadar iletişimin dar olduğu, şimdiye göre çok dar oldu. Hatta şimdiye göre hiç olmadığı bir dönemde evet. Bir haber bir anda Türkiye'nin gündemi olmuştu. Radyolarda evet. Boyuna konuşulan bir haberdi. Ne oldu, ne bitti herkes merak ediyordu. Tabii. Şimdi bizimki de esasında baktığın zaman ondan aşağı bir şey değil. Daha da bir, yani var bir şey. Ama sonuçta fazla gündem yaratmadan kapattık onu. Samet abi bu hocam. Samet abi değil mi? Ben geldiğim sene defans oynuyordu. Ben ortası oynamaya başladım. Takımın kaptanıydı. İyi kaptan mıydı hocam? Ya Samet abi iyi insandı. İyi kaptandı. Yani onun o benim ilk çıktığım sene bir de rahmetli Bora abi vardı. Çok erken kaybettik. Gol kralı Bora abi. Şimdi mesela o dönemler bizi genç oyuncuları kampa alırlardı. Bekar oyuncuları kampa alırlardı dağılmasınlar diye. O zaman tam Hakaretler'deki kulüp binasının üstünde bir otelde kalıyorduk biz. Maçlardan önce de kalıyorduk. Samet abiyle Bora abi de bizi şey yapıyordu. Yani yalnız bırakmıyorlardı daha doğrusu. Onlar da kampa giriyordu ama. Kampa giriyorsunuz. Gece 2 acıkıyorsun mesela. Hep beraber bir odadayız. Samet abi diyordu. İyi hadi bir şeyler söyleyelim. Gece 2'de bir geliyordu oda servisi. Oda servisini getiren bir arkadaşı da gör. Kuyumcu dükkanından gelmiş gibi garson. Her tarafında altınlar falan tamam mı şimdi? O da yani net aklımda kaldı hiç anlatıyorum. Baba bir geliyordu içeri. Kimse birbirine bakmıyordu. Niye? Bahşiş vermek lazım. Samet abi diyordu Bora abiye rahmetli. Bora para versene diyor. Nesine vereyim herif? Kuyumcu dükkanı gibi görmüyor musun? Yani bura ne paraya mı yetişir bura diyordu. Kuyumcu dükkanı gibi diyordu adam. Allah rahmet eylesin. Yani Samet abi hakikaten benim üzerimde etkisi çok fazlaydı. Kendisi futbolu bıraktıktan sonra ben çünkü bir çalkantılı dönem yaşadım. Bir orta saha, bir defans oynayıp oynamam. Samet abi de bana güvenenlerdendi defans olarak. Hatta çok uğraşmıştı. Gordon'la falan çok konuşmuştu. Yani Gökhan diye bir oyuncu var faydalan diye. Onun da katkısı çok fazla olmuştu bize. Gordon'la ne problemler yaşadın hocam? Ya Gordon da yeni geldi. Benim de çok genç olduğum dönemler. Mesela bir mevkim yoktu benim. Ben genç takımda defans oynadım. Stankovic'le şampiyonluk yaşadığım senede orta sahanın ortası oynadım. Orta sahanın solu oynuyorum. Ama buralar daha rekabete açık yerler. Bir de ben defans oynamışım. Defans oynamak istiyorum. Şimdi Gordon geldiği sene ben orta saha oynuyorum veya defans oynuyorum. Yani sonradan oyuna sokuyor beni. Oynatmak gibi bir düşüncesi yok. O sene işte biz İsmail Taviş'i aldık Bolu'dan. Bünyamin'i aldık Malatya'dan. Gordon'un kafasında Bünyamin vardı. Bünyamin sakatlandı. Bir Avrupa maçında sakatlandı. Sonra İsmail Taviş oldu falan işte. Sonradan başı kamptayız. Bir maç beni oyuna soktu. Dedi al dedi kolay oyna. Al rakibi ver. Kendi takımına ver. Tek top oyna. Çalım atma falan. Ben de o sıra herhalde biraz sinirlenmişim. Topu kaptırana kadar çalım atıyorum. İşte onun dediğinin tersini yaptık. Maç bitti. Soyunma odasına geldi. Başladı bana bağırmaya. Sen ne istiyorsun dedi. Karar ver dedi. İşte dedi ben seni yollarım dedi. Böyle yapacaksan. Tercümanı da rahmetli Ali abi, Ali Emeç. Ali abi dedim, söyle abi dedim, beni oynatmayacak nasıl olsa kiralık versin.
Ali abi ilk önce söyleyeyim söylemeyeyim arası. Söyle abi dedim yani. Bunda bir şey yok dedim. O da söyledi. O söyleyince Gordon bir anda sustu. Sustu, şaşırdı. Hiçbir şey demedi. Şaşırdı tabii yani. Onu da beklemedi bir şey. Ben de nasıl söylediğimi şimdi anlamam tabii de. O zaman gelsin. Tabii senden şey bekliyor. Ya, özür dilerim. Susup o bekliyor yani. Ertesi günde idman var. Türkiye'ye döneceğiz. İdman bitti. Neyse aldı bir top kendine. Bir top da bana. Ondan sonra dedi bizler de profesyonelleriz dedi. Birbirimizi sevmek mecburiyetinde de değiliz dedi. Ama dedi işimizi yapmak zorundayız dedi. Öyle oturduk konuştuk. Ondan sonra da ben yavaş yavaş oynamaya başladım. Defansla. Yani sen orta sahada oynatıyor. Sen defansla oynamak istiyorsun. Beni orta sahada oynatmıyor. Yani orta sahada alternatif oyunculardan biri olacağım. Yani beni 11 oyuncusu olarak düşünmüyor. Sonradan gelecek alternatif bir oyuncu Anladım. Gibi görüyor. Ama ondan önceki dönemde çünkü şampiyon olduğumuz sene ben orta saha oynamışım. Şimdi defansa da oynuyorum. İki tane yerim var. Bu da alternatif oyunculardan biri olarak beni görüyordu o zaman. 11'de düşünmüyor. Peki hocam Süleyman Seba? İlk imzayı attığımda başkanımdı. Beraber başladık biz. Ben ondan biraz daha erken ayrıldım Beşiktaş'tan. Süleyman abi bu hayatta hakikaten değerleri olan bir insandı. Ve Beşiktaş bu değerlerin en üstündeydi. Beşiktaşlı olmak her zaman bir ayrıcalıktı. Bunu bize gösterdi. Ya başkanlık yaptığı dönemde Süleyman abi diyeceğim. Çünkü öyle dememizi de istiyordu. Çünkü biz futbol bıraktıktan sonra ben gidip geldikten sonra bir sürü ortamda beraber olduk ölmeden evvel. En büyük keyif aldığı ortamlarda oydu. Yani bizlerle oturup muhabbet etsin, bizlerle şakalaşsın. İşte bunları devamlı paylaşmak mutlu ediyordu onu. Bizi çağırdığı zaman top oynarken eyvah diyorduk. Yani illaki bir şey var, bir duyum almış veya takım kötü gidiyor bizi çağırıyor. Ya da bir duyum almış, bizle konuşacak. Yani bizi hiç hayrına çağırmadı. Ya tebrik ederim falan öyle bir çağırması hiçbir zaman olmadı. Bizi çağırdığı sebepler bunlardı. Eyvah diyorduk. Süleyman abi çağırdıysa eyvah gene bir şey oldu gidiyoruz. Ondan sonraki bu futbol bittikten sonraki dönemlerde abi kardeş gibi işte çok seviyordu bizlerle beraber olmayı. Biz de onunla beraber olmaktan keyif alıyorduk. Hatta devamlı takışıyordu şimdi işte ben 96 senesinde Beşiktaş'tan ayrıldım İstanbulspor'a gittim. Metin şimdi de geliyordu Süleyman abiye. Gökhan nasıl yedin diyordu Süleyman abi. Söylesene diyordu. Ya bırak ne yemesi falan diyordu. Yok yok yedin ya diyor yani gönderdin ya falan diyor. Yok yemedim diyor. Ya yedin işte herkes biliyor diyor. Onun da işi bitmişti ne yapayım diyor. Onun da işi bitmişti diyor. Çok sakatlık geçiriyor falan. Onun da işi bitmişti diyor. İyi dedik biz de kafayı öne yiyoruz. Ondan sonra başkanım diyordu. Senin sayende diyordu işte askerliği burada bir tek ben yaptım diyor. Tamam işte askerliği Van'da yaptı o Metin işte Van'da dolaşıyordu. Senin sayende dedi işte Beşiktaş futbolcusu olup dedi bir tek burada buralarda ben yaptım dedi. E tamam dedi sana dedi Ankara'da kal dedik dedi. Takım ayarladık kalmadın dedi tamam mı Süleyman abi Metin'e. Tamam başkan da dedi sen bana Ankara gücünü ayarlamadın kara gücünü ayarladın amatörde de oynayamıyorum ben dedi. O zaman kara gücü vardı. Kara gücü, sen bana Ankara gücünü ayarlamadın kara gücünü ayarladın diyor. Ya mükemmel hikaye. Hakikaten yani çok paylaştık yani güzel günler paylaştık. Allah rahmet eylesin. Çok kere daha oldu. Yani en büyük değeri Beşiktaş'tı ve Beşiktaş'ın her şeyden üstünde tutan, kendi menfaatlerini hiç karıştırmadan tutan. Siz şampiyonluktan dönerken, şampiyon olduktan sonra aynı uçakta bir takımla dönerken Türkiye Kupası maçından sonra. O anı anlatır mısın hocam? Ya Türkiye Kupası maçında aldı. İki takım da aynı uçakla dönüyordu. Kim? Rakip kim? Valla benim aklımda bazıları Fenerbahçe diyor. Benim aklımda Trabzon gibi kalıyor sanki. Öyle biz maçı oynadık. Büyük İzmir'den dönerken yanlış da olabilir. Öyle kupayı çıkardık falan hani kutlayacak falan şu bu falan derken dedi şimdi yeri değil dedi. İşte uçakta dedi meslektaşlarınız var yani kaybeden meslektaşlarınız var. Bir taraf üzülürken bu sevinmekin gereği yok. Bunu biraz erteleyin diye haber yolladı. Haber yolladı. Yani hiç şey çıkarmayın. Ama herkesin saygı duyduğu inanılmaz bir adamdı ya. Yani. Ya sonuçta diyorum ya
bir çıkarı olmadan bütün menfaatlerini, bütün duygularını Beşiktaş'a veren bir insandı. Allah rahmet eylesin. Şimdi hakikaten bu tarz insanlara çok fazla ihtiyaç var. Çünkü yok. Hocam lafını kestim, özür dilerim. Eskiden bir futbol aşkına, takım aşkına gelirlerdi ve her şeylerini verirlerdi. Parası yokken mesaisini verirdi. Parası varken parasını verirdi başkanlar. Son 15-20 yıldır artık işi bozulan, iflas eden gelip parayı kazanıp gidiyor. Süleyman abi bıraktıktan sonra hiç unutmuyorum. Ben akaretlerden çıktım, yukarı doğru yürüyorum. Sol tarafta ya İş Bankası ya Ziraat Bankası. Bağırışmalar geliyor hocam. Bağırıyor, birileri böyle birilerine bağırıyor. Bir döndüm, Süleyman abi bağırıyor. Kardeşim diyor, ne zaman emekli maaşını vereceksiniz diyor. Adam çünkü onunla geçiniyor. Çünkü hiçbir yerden para almamış, hiçbir menfaat sağlamamış ki evini öldükten sonra Beşiktaş kulübüne verdi. Yani yapamaz mıydı? Yapardı. 50 tane futbolcu transferi var, o var, bu var. 1 lira almadı, 1 lira. Ve emekli maaşıyla geçiniyordu. Emekli maaşı gününde yatmıyor, bağırıyor. Ne zaman yatıracaksınız kardeşim diyor. Çünkü parasız kalmış. Ve sana şunu söyleyeyim. O dönem işte Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, işte Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım. Mesela maç oynayacaklar. Beşiktaş'ta diyelim maçlar var. Bütün sorumluluğu, bütün vekaletlerini Süleyman abiye verirlerdi. Tabii. Yani abi senin olduğun yerde bizim lafımız olmaz, bizim sözümüz de geçmez. Sen ne dersen o. Yani sen bizim hakkımızı bizden iyi savunursun deyip gözü kapalı bütün vekaleti Süleyman abiye verirlerdi. Evet. Bu derece yani. Şimdi şu ortamda, bu dönemde olsa şey, Turgay Demir anlatırdı. Konu konuyu yaşıyor hocam. Mehmet Özdilek galiba anlaşamamış Beşiktaş'ta. Fenerbahçe ile görüşüyor. Gazeteciler soruyor, Şifo Mehmet ne zaman imzalayacak? Atar diyor. Ama diyor Fenerbahçe ile görüşmeye gitmiş diyor. Yok öyle diyor. İçeri giriyor. Gazeteciler de duyuyor. Telefon açıyor. Fenerbahçe kulübü başkanına telefon açıyor. Bizim çocuk orada mı diyor? Kim diyor? Şey diyor. Bizim şey diyor. Falan. Mehmet mi diyor? Evet diyor. Söyle ona gelsin diyor. Tamam başkanım diyor tabii. Karşı tarafta şeyde. Kapatıyor. Geliyor. Diyor bizim çocuk yolunu kaybetmiş diyor, gelecek birazdan diyor. Sonra geliyor zaten. Yani diyorum ya, yani diğer başkanlar üzerinde de yani Süleyman abi bir şey söylediği zaman lafın üstüne laf olmaz. Süleyman abinin lafın üstüne kesinlikle. Neyse yani ben sonuçta 96 yılında Beşiktaş'tan ayrıldım. Metin takımlarından sonra İstanbulspor'a geçtim. İstanbulspor'da Saffet Suşiş'le çalıştım. Metin Türel gibi çok değerli bir hocayla çalıştım. Allah rahmet eylesin. Şimdi Saffet Suşiş'le çalışıyorum. İstanbulspor'a gittik tabii. Beşiktaş gibi cami. İstanbulspor'a gittik. Orası da çok büyük camiye. Çok köklü bir camiye. İşte liseden gelen, dernekle bağdaşan bir camiye. Orada da biz başarılı olduk. Yani Avrupa Kupalarına katıldık. Hakikaten çok güzel deneyimlerimiz oldu. Bizim peşimiz işte Zeki geldi, Turan geldi. Fenerbahçe'den Oğuz Aykut, işte İlker'i, Emre Aş'ı, Beşiktaş'tan Sergen'i tekrar. Yani geldiler. Şimdi o dönem Saffet Suşiş'te oynuyorum. İşler iyi gidiyor ama çok sakatlık geçirdiğim dönemler. Bir de kilo mevzu başladı. Sezonu bitirdik. Avrupa Kupalarına katılacağız. Saffet Suşiş dedi, ya Gökhan dedi, iyisin olsun dedi ama dedi, çok sakatlanıyorsun dedi. Sana güvenip yola çıkamam dedi. Nasıl hoca dedim. İşte tartılmıştık o ara. 88 kilo ki çok büyük arkadaş. Beşiktaş'ta ben 75-76'larla oynuyorum. Oo, sen 10-15 kilo almışsın. Tabii tabii. İstanbul Spor'da gitmişim. 88 kiloyum. Tartılıyoruz şimdi. Dedim hoca sensin dedim. Yani bunun için bana açıklama yapmak zorunda değilsin dedim. Oyna dersin. Oyna, oynama der. Yok dedi Gökhan dedi. Yani güvenemiyorum dedi. Çok sakatlanıyorsun. İyisin olsun ama dedi, çok sakatlanıyorsun dedi. Yerine bir adam alacağım. İyi al dedim. Üç unutmuyorum, Brezilya'dan Gralak diye bir adam aldı. Çünkü biz Avrupa Kupalarında Romanya'da oynadık ilk maçı. Gralak aldı. Ben 88 kiloyum, Gralak 92 kilo. İlk maçında sakatlandı, minüsküsü oldu. Ben oynadım gene. Sen oynadın. Tabii tabii, 88 kiloyum diye birbirim aldı. Çok kilolusun dedi. 92 kiloyu aldı, 92 kilo sakatlandı, ben oynadım gene. Çok iyiymiş hocam. Hocam Feyyaz Uçar. Ya şimdi bizim o dönemki takım, nasıl diyeyim, abi kardeş abi, yani her şeyini paylaşan, hiç kimsenin birbirinden bir şey saklamadığı bir ortamda. Feyyaz'la Beşiktaş'la çok şeyler başladık ama milli takımda daha çok paylaştık.
Şöyle 2013 senesi ikimiz de federasyonda çalışıyorduk. Ben U23 milli takımının teknik adamıydım. Feyyaz da o sene ülkemizde yapılan U20 takımının teknik hocasıydı. Teknik adamıydı. Biz beraber olarak federasyon bünyesinde elit tura gittik. 94 grubunun çok iyi bir kadrosu vardı Feyyaz Hoca'nın. İşte Hakan Çağlanoğulları'nın, Salih Uçanlar'ın, ondan sonra bu rahmetli Ahmet Çalık'ların olduğu bir grup. Hakikaten çok güzel bir gruptu. Bu grupla elit tura gittik beraber Rusya'ya. O gruptan çıktı. Bayağı da başarılı, iyi de top oynayarak çıktı. O grubun adam olacağı belliydi zaten. Sonra Dünya Şampiyonası dönemi. İstanbul'da olan U20 Dünya Şampiyonası'nın teknik direktörüydü. Ben de o dönem U23 takımın teknik direktörüyken Adana Mersin'de biz Akdeniz oyunları düzenledik. O takımın da teknik direktörlüğünü bana verdiler bir anda. Normalde yaş grupları aynı. O takımla Şampiyonlar Ligi'ni oynayanlardan hariç bir takım kurduk 15 günde. İşte şimdi Abdülkerim Bardakçıların, Ozan Tufanların olduğu iyi bir takımdı bu. Recep Niyazların. Kurduk biz penaltılarla finalde kaybettik. Feyyaz Hoca da Dünya Şampiyonası'nda oynadı, gruptan çıktı, ondan sonra elendi. Avrupa Şampiyonası'na gidecekti. Yani kendi bildiği, istediği bir takım ve iyi de bir takımdı hakikaten. Bence Avrupa Şampiyonası'nda ses getirebilecek takımdı. Maalesef müsaade etmediler. Nasıl müsaade etmediler? İşte Akdeniz oyunda ben final oynadım. Federasyon Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören'di. Ben U23 takımına vekaleten bir takıma bakıyorum. Feyyaz Hoca bir takımı elit turdan Avrupa Şampiyonası'na götürmüş. Dünya Şampiyonası'nda görev almış. Kendinden bir yaş büyükler, bir yaş ufaklarla oynuyor. Yani o grupta 93'ler oynuyordu. 94'lü ağırlıklı bir takımla oynadı şeyi, Dünya Şampiyonası'nı. Elinden gelen en iyisini yaptı. Avrupa Şampiyonası'na katılsa bak o grup, ben hala inanıyorum, çok büyük işler yapabilirdi. Çünkü çok iyi tanıyordu ve Feyyaz Hoca ile de çok özdeşleşmişti. Sonra bu turnuva bitti, şey bitti. İşte Sayın Yıldırım Demirören Futbol Federasyonu Başkanı, biz ikimiz de görevden ayrıldık. Kovuldunuz. Onun gibi bir şey. Yani ben hala onunla ilgili neden ayrıldığımı ben bir türlü şey yapamadım. İşte rahmetli Yemen abi vardı. Hocam başarı cezası kalmaz. Yok yok ya, şuradan hayır. Ya diyorum ki yani ben neden ayrıldım? Yani şimdi bunun çözümünü bulmaya çalışıyorum. Tamam mı? İşte o zaman bir spor bakanımız vardı. İsmi lazım değil. Bizi yolladı. Yani yukarıdan gelen bir emirle ben ayrıldım. Spor bakanımızın geldiğin emirle. Ya diyorum ki ben ne yaptım? Yani suçum ne? Sene 2013 mu hocam? Evet. Yerinize kim geldi? Ben bilmiyorum da. Benim suçum göbek kaşımak oldu. Ha, göbek kaşımak. Ha, dedi ki şimdi Yemen abi dedi ki göbek kaşımışsın. Ya abi ne göbeği kaşımışım ben? Allah'ını seversen diyorum Yemen abicim söyle ya ne göbeği kaşımışım? Ne saygısızlık yapmışım ya? Başarısız mıyım yani? Başarısızlık varsa eyvallah anlarım. İşi kötü yapma eyvallah anlarım. Ama başarısızlık ne? Başarısızlık olduğu yerde, beni kovduğu yerde 3 tane federasyon yönetim kurulusu üyesi geldi. Benim işime son veriyorlar. Benden özür diliyorlar. Özür dileyerek işime son verdiler. İnanılmaz. Feyyaz Hoca da aynı şekilde bir ikimiz ayrıldık. Yıldırım Demirören başkanımızken bir ikimiz görevden ayrıldık. Feyyaz Hoca ile beraber. Ben diyorum keşke sabretselerdi. Feyyaz Hoca işte Feyyaz Hoca'nın takımını Okan Hoca'ya verdiler. Okan Burak'a. Okan Buruk gitti alıp şu an elinden geleni yaptı. Ama belki bu takımın gerçekten yaratan, o takımı buraya kadar getiren, Avrupa Şampiyonası'na katılmasına vesile eden hocaya bir ay daha müsaade etselerdi, bir Avrupa Şampiyonası'na gitseydi, eline gelen imkanı kaçırmasaydı. Hocam inanılmaz ya, inanılmaz. Yani ben orada diyorum ya, 3 tane yönetici benden özür diliyor. Ya görevden ayrılmamın nedeni yok. Sadece göbek kaşımak veya işte bakan herhalde oraya gelmiş, onu ziyarete gitmemişiz. Kimse bilmiyor ama ne olduğunu, yani bir açıklaması da yok. Yok hocam, başka şeylerdir o işler. Birazdan söyleyeyim. Göbek bahane uydurmuşlar onlar. Metin Tekin hocam. Ya Metin hakikaten şimdi bir insan hayatta gerçek dostlarını saydığı zaman bir elin parmaklarını geçmez. Onun için her şeyi yapabileceğim veya senin onun için yapabileceğin. Ben şanslı olalım. İki elin parmağı kadar bu şekilde dostum var. Metin de bunların en önemlilerinden biri. Metin'le biz çok genç yaşta tanıştık. O A takıma benden önce geldi. Kocaeli'de üniversite dolayısıyla Beşiktaş'a geldi. Ben ondan 2 dönem sonra veya 3 dönem sonra geldim. Ben geldiğimde diyorum 17-18 yaşındaydık biz. Metin benden 2 yaş büyüktü. Metin de 20 yaşında olsun.
Biz deplasmana maça giderdik çünkü maddi imkansızlıkların çok büyük olduğu dönemler, tabii böyle transferler yok. Genç oyuncuların olduğu bir ekip olmuştuk. Deplasmana giderdik işte Malatya'ya, Antep'e. Metin olmasa bizim takımı tanıyan yoktu. Metin işte sarı fırtına Metin. Metin olmasa bizim takımı tanıyan yok. Tanıyan yok. Öyle bir ortamdaydık. Herkes tanıyordu değil mi Metin Tekin'e? Metin'i herkes tanıyordu. Yani bir de sürekli kızlar geliyor değil mi hocam şeye, antrenmana, maça falan. Yani bayağı o zaman ses getiren, yakışıklı böyle enteresan ama taraftarınız çok sevdi ki galiba açlık grevine falan girmiş taraftar Minno oynatmadığı dönem. Ya Şifomet anlatmıştı bana bunu. Tabii Metin bir kere insan olarak hakikaten az bulunan insanlardan. Özel bir insan. Klas adam. Klas hakikaten. Yani şimdi Metin için kötü konuşan birisini bulamazsın. Ben kötü birisi için eğer kötü konuşulmuyorsa ona bir soru işaretiyle yaklaşırım. Ya bir insan herkesi sevmez ki, herkesin özelliği bir aramaz. Ama Metin için yanaşmam. Çünkü Metin böyle bir adam. Girdiği ortamda kendine keyif veren, enerji veren, herkesin seveceği, herkesle konuşabilen, ne olduğunu bilen bir insan. Metin'in yanında olduğun zaman yani şey gibi bazen insan böyle Cem Yılmaz'la konuşuyor gibi hissediyorsun. Yani Cem Yılmaz şovuna gitmişim. Metin otursun, sallasın. Yani kimseyi bulamazsa kendine sallar. O derece. Yani kendiyle barışık. Bulunduğu ortam keyif alan bir insan. Metin Hoca'nın galiba, evet, arabasını galiba alışveriş merkezinde garaja bırakıyor, unutuyor. Sonra polise haber veriyor. Ya, ya inanılmaz bir hikaye. Metin de unutmuş. Alışveriş merkezinin garajına bıraktığını unutmuş. Eve gelmiş, yürüyerek gitmiş. Ertesi gün kalkmış, bakmış araba yok. Çaldılar ya. Demiş. Telefon açmış, polisler gelmiş falan. Metin de hikaye çok. Şimdi Metin, şimdi işte bizim Tarık Emir var. Tarık Emir oğlu. Tarık Emir de babasından dolayı, rahmetli Tarık amcadan dolayı. Metin'in babası da çok değerli bir insan. Tarık amca bir kere daha Allah rahmet eylesin. Tarık Emir, oğlunun adı da Tarık, o yüzden Tarık Emir koydu. Tarık Emir işte küçükken kaleci yapmaya karar veriyor. Bizim de bir tane kaleci hocamız var, Oktay diye bizim dernekte. Oktay da çalıştırıyor Tarık Emir'i. Metin abi diyor, senin oğlun diyor şöyle kaleci, böyle kaleci, uçanı yakalıyor, kaçanı yakalıyor. Bir anlatıyor ama Metin de Allah Allah diyor, gidiyor eve. Baba diyor, bu Oktay diyor anlatıyor diyor bizim oğlana diyor. Şöyle kaleci, böyle kaleci. Ben de hiç seyretmedim diyor. Sen şuna bir git bak diyor. Nasıl hakikaten şey falan diyor. Tamam diyor Tarık amca da. Ertesi gün gidiyor. Halbuki Oktay'ı da biraz tanısa şey. Oktay da yani aramızda maç yapıyoruz. Kalecilik yapıyor. Avuta gideni yumrukluyor. Gol oluyor. Tabii Oktay'ın kaleciliği de var. Ama avuta gideni yumrukluyor. Gol oluyor. Neyse. Tarık amca gidiyor. Ertesi gün geliyor eve. Metin de idmandan dönüyor. Ne oldu baba diyor. Sorma oğlum diyor. Nasıl yani diyor. Oğlum diyor senelerce santrafor oynadı diyor. Gole aç kaldım diyor. Torunum kaleci oldu. Gole doydum diyor. Ya inanılmaz. Yani insanlamış ama. Anlatmışım. Tarık Emre de işi çözdü o zaman. Allah'tan şimdi sanatçı oldu. Yani sanatçı çok oldu. Çok da iyi bir oyuncu oldu. Çok maşallah. Yani saygılı hakikaten. Metin'e layık çok güzel de bir çocuk oldu. Ama şeyi bu yani Oktay kurtardı çocuğu sanatçılığa doğru gitti. Recep Çetin. Bir milli takımda herhalde bir Piontek anısı var. Milli takımda. Ya Recep şöyle diyeyim. Biz onunla yani her yerde beraberdik. Ordu milli takımına gittik gene beraberdik. İşte Beşiktaş'ta beraberdik. Milli takımlara gittik gene beraberiz. Recep de böyle yani hakikaten sevileceğim böyle şey düzgün çocuklardan biri, biraz kendi kendine bir şeyleri vardır böyle havası ama şeydir, çok düzgündür. İşte milli takımla Piontek dönemi bir kamp şeye gittik, turneye. 3 tane maç oynayacağız. Oynayacağımız maçlarda biri Faroe Adası, biri İzlanda, öteki de İskandinav turu. Brøndby ile oynuyoruz. Danimarka'da Brøndby. Piontek de Brøndby'den geldi bize çünkü. İlk maç Faroe Adaları'na oynadık. Halı sahada 0-0 maç bitti. Oradan İzlanda'ya uçtuk. Maçtan bir gün evvel şimdi anlatıyor şey Piontek topladı şimdi idmandan önce maçın kritiğini anlatıyor. Bakıyor şimdi. Tanju 0, Rıdvan 0, Metin 0, Gökhan 0. Recep'i gördü o zaman. Recep, he, good. Recep, power böyle güç.
Recep'i anlattı. Herkese sıfır verdi baba. Sıfırcı olacak. Ertesi gün İzlanda maçı oynuyoruz. Recep de Gudjonsson'la oynuyor. Gudjonsson'la oynuyor. Gudjonsson bütün hayatı boyunca 7 tane gol atmış. Ertesi gün 4 tane attılar bizi. 3'ünü Gudjonsson önünde. Gudjonsson'la Recep adam adam oynuyor. Recep Gud. 3 tane attılar. Adam adam oynuyor Gudjonsson. Oğlum adam seni bitiremedi tuttun. Ne bileyim diye her gelen vuruyor gol oluyor diyor. Recep anlamadı ne oldu. Recep böyle oyunculardan çekti. Bir de Overmars vardı çekti. Tabii Overmars vardı. Ama bir de Overmars vardı. Ajax'ta. Zaten fizikler aynı. İkisi de çabuk. Overmars da büyük oyuncuydu hocam. Tabii canım. Malmö maçından sonra bir anınızı buldum hocam. O şeyde akrep vuruşu ile kendi kalesine gol attıktan sonra. Orada da o da arkadaşı benim bir de. Neyse geldik. Bir bitti. İşte yemeği yedik. Odaya geldik. Her 5 dakikada bir Recep'in golünü gösteriyorlar. Jenerikte İsveç televizyonu. Malmö'de. Ertesi gün döneceğiz ya. Her dakika Recep'in attığı golü seyrettiler. Recep yanımda adamın attığı golü seyrediyordu. Baba Rova şutayla gol attı Engin'e. Ya inanılmaz ya. Ulvi hocam. Ulvi Güveneroğlu. Ulvi abi bizden biraz daha büyük ama bu da takımın hem abisi hem sevilen bireyli. Daha doğrusu sevilmeyen birey de çok azdır bizde. Yani bu da sevilenlerden bir tanesi. Düşün yani şu anda Beşiktaş takımında işte Ümraniye'deki Nevzat Demir tesislerinde çalışan işte ahçılar var, Recepler, Mecepler. Bu çocukların bile hepsi bizim top oynadığımız dönemlerden gelen çocuklar. Yani o derece iletişim içinde kalmış çocuklar. Ulvi abi kendine has bir insan. Örneğin idman var diyelim. Ulvi abi salı günü idman var. Salıdan perşembeye cumaya kadar ortada yok mesela. Hakikaten kimse nerede olduğunu bilmiyor. Yani iletişim kopuk. İdmana gelmiyor. Yok, yok hiçbir şey yok. Yani Ulvi abi kayıp. Ev alıyorlar, ulaşamıyorlar. Burada herkes merak ediyor. Ulvi abi yok. Ulvi abi salıdan cumaya kadar yoktu zannedersem. Cuma günü geldi. Baba neredesin? İşte bir şey anlattı herhalde. Bilmiyorum da. Sonra ceza verdiler. Adam mı öldürdük dedi. Gelmiyor idmana. İdmana gelmedi yani. Gelmiyor. Kendi kendine idmana gelmedi. İdmana, ama oynuyor. Oynuyor. Bir de Gordon falan stoper oynuyordu. Santrafor oynattı. Bir Trabzon maçı gol attı. Ha gol attı. Tabii Trabzon maçında gol attı. Ondan sonra tabii zaman geçti. Son dönemleri Fulya'da idmandaydık. Hiç unutmuyorum işte idmanda bir rövaşı da yaptı. Rövaşı da yaptı. Ulu abi sağda kaldı böyle yatıyor sırt üstü. Necati abimiz vardı. Masörümüz, fizyoterapi. Necati abi geldi. Şimdi hemen Ulvi abime bakıyor. Ya Ulvi diyor bu yaştan sonra ne gerek var Roboşat'a diyor. Canı yanıyor. Ya ne gerek var Roboşat'a diyor bu yaşta diyor. Bırak diyor vurmasın. Ya muazzam. Şifo Ahmet. Bir trafik kazası geçirdiniz. Onun dışında çok anılarınız var. Şifo'yla her şeyimiz anıyor. Yani milli takımda sakatlandığım zaman bile Şifo yanımdaydı işte. Evet. Güldü sana. Yani ne diyebilirim ki? Şifo büyük futbolcuydu, iyi futbolcuydu. Yani Maraş'tan gelip Beşiktaş takımında kendine bu şekilde yer bulmak kolay iş değil. Değil. Bu da yeteneğin verdiği bir cesaret, bir özgüven. Şifo'da fazlasıyla vardı. Şifo'da yani hakikaten sevilen oyuncular. Klas insan. Tabii iletişimleri değildir. Yani anı dersen çok var. Çok var. İşte Şifo'nun bizim oynamadığımız, biz gene oynamadık. 2-2'lik bir Fenerbahçe maçı var. Çünkü o maçta da ben yanılmıyorsam Metin sakattım. Metin'in evinde kalmıştık. Bir akşam evvel kar felaket. Felaket, her taraf kar. Hatta Metin'e gittik, uyku tutmadı. Ertesi gün maç var, ikimiz de kadroyuz. Metin çıktı dışarı, eşofmanları giydi. Ulus'ta oturuyor o zaman işte. Dışarısı sokak, olduğu gibi buz. Hayırdır dedim, bir deneyeyim dedi. Neyi deneyeceksin dedim. Isının bakayım dedi, yani ayağımın durumu ne? Gece 2:30-3. Metin çıktı şeyde, Ulus'ta şey yapıyor, koşuyor. Yarım saat sonra geldi, ne oldu dedi. Oynamaz dedi. Oynamaz dedi. Yoksa çıkıp oynayacaksan, yani biz geldik, hadi benim ayağım iyi, ben oynarım falan. Gordon oynatacak. Şifon'un 2-2'lik maçta 2 golü de attı. Bir tanesi zaten hala konuşulan. Tabii, herkesi çalmadı. Gol olup olmadığı hala herkese hala belli olmuyor. Sergen Yalçın hocam. Sergen... O da bizim yaşlarda geldi. Biz nasıl çok genç yaşlarda geldiyse bir şey. O da çok genç yaşlardan geldi. O da bir de benim gibi altyapıdan geldi. Siz izliyor muydunuz hocam onu? Mesela PAF takımındaki maçlar sizden önce oynanıyordu bizden mesela. Bizden önce oynadı ama bizim maçlardan önce oynanmıyordu. O dedi de ben şöyle diyeyim.
Serpil Hoca beni altyapıyla ilgili bir konuşmaya çağırmış. Ben o zaman en milli takım 5 yaşında oyuncuyum. Gökhan dedi işte bir konuş dedi. Altyapıda çocukları toplayacağız. Bir tane çocuk var dedi, gözler dedi, oynuyor dedi, böyle döner dedi. Konuşurken dedi onun gözünün içine baka baka konuşmaya çalış dedi. Söylediği çocuk da Sergen Yalçın'dı. Yani hakikaten o zamandan Sergen Yalçın'ın ne olacağını Serpil Hoca herkesten önce öğrenmişti. Ya yani bunun içine gözüne baka baka öğren, bu işte geleceği, Türk futbolun geleceği diye bana lanse etmişti, söylemişti. Ben de o konuşmayı öyle yaptım. Sonra çok geçmeden Sergen bizim aramıza geldi. Benim oda boştu zaten. Benim odaya yerleşti. Ondan sonra diyelim ben İstanbulspor'a gittim. İstanbulspor'da beraberdik. Milli takıma gittik. Milli takımda beraberdik. Sergen yeteneğinin yanında şöyle diyeyim, iyiliği veya kötülüğü kendine ama yalan söylemez. Kalbinden ne geçiyorsa onu direkt söyleyen bir oyuncu. Kimseye zarar yok. Zarar ya. Çok uğraşırsan ona faydalanmak istersen Sergen senden faydalanır. Zekidir. Çok zekidir. Zeki. Çok zekidir. Yani neyin ne olduğunu zaten bilir Sergen. Onunla da o kadar çok şey paylaştık ya. İşte geldi. Zaten ilk kafadan 15-20 dakika oynuyordu. Ondan sonra formayı bir sırtına aldı. Çok takım dolaştı. Gitti. Bütün takımlarda da iz bıraktı. Trabzon'da da, Galatasaray'da da, Fener'de de. İşte nereye gittiyse İstanbulspor'da bir iz bıraktı. Bunu hiç bir zaman unutmamak lazım. Biz oynarken onunla mesela ben hiç unutmadım. İşte milli takımdaydık. Maçtan bir gün evvel Fatih Hoca işte teknik adam. Maçtan bir gün evvel dedi ki işte bilete ihtiyacı olan var mı? Yani böyle şeyler genelde konuşmazlar da. Bilete ihtiyacı olan var mı? İşte bu maçlar işte şöyle ama bu biletler özel. İşte eşin, dostun, annem, babam falan işte yani öyle herkese değil de böyle özel bilet falan dedi. Var mı ihtiyacı olan dedi. Sergen'e kaldırdı. Yani buna baktı şimdi bunun da biliyor ya yarış merakını falan Fatih'e. Ne yapacaksın dedi şimdi oraya dolduracaksın dedi seyis meyis falan dedi bir sürü insanı dedi falan dedi. Ondan sonra baktı Sergen bir şey demedi. Kimi getireceksin dedi. Sergen de o sonra at sahibi. Atı getireceğim hocam dedi. Sergen değil mi? Atı getireceğim hocam. Atı getireceğim. Fatih Hoca güldü mü? Ne diyeceksin yani? Tabii tabii. Bu da şey bir kıvrak bir zeka yani. Atı getireceğim. Atı getireceğim. Mükemmel. Yani kendine güvene bu kadar üst düzey olur. Tabii tabii. Bir gün ben unutmuyorum hocam. Ben 99'da Beşiktaş muhabiri oldum. Ya 2000 ya 2001 senesi. İnönü'de bir maç. Sen İstanbulspor'dasın. Sergen Yalçın'ı gördün. Siz tabii o sırada tabii senelerin dostluğu, arkadaşlığı, sen abisin onun. Bir de insanlar da var. Kepçe ne haber dedin. Tamam mı? O da böyle döndü. İnsanlar da var. Bir takım kaptanı ya. O böyle duyulmazlığa geldi devam etti. Kızdı da böyle. Sergen'i hakikaten ben çok severim. Bir kere insan olarak severim. Yani görüşmem o kadar önemli değil. Ama bir de iyi bildiğim için söylüyorum. Yani bu başarıları bana hiç sürpriz değil. Futbolu iyi biliyor, çok zeki, çok mu akıllı tartışılır ama çok çok zeki. Ama yani sonra kalbinde kötülük olmadığını biliyorum. Önemli. Tabii çok önemli. Bunlar çok önemli. İstanbulspor'a gittik mesela son dönemler. O ara biraz takım problemler yaşıyoruz mesela. Ne yaptı? Adnan Sezgin işte sportif menajerimiz. O sonra Cem Uzan'ları sıkıyordu falan işte. Takımı topladı Cem Uzan. Şimdiki gazetenin olduğu yere. İşte takımın da kalbisi oyuncuları geldi. Şimdi iki kişi kaptanlar görüşmeye gitti Cem Uzan'la. Kim vardı? Oğuz, Aykut yanılmıyorsam. Onlar girdi içeri. Sergen, ben falan orada Hamza falan vardı. Yani İstanbulspor'un o kadrosu da hakikaten bugün futbolun içinde. Boğazan. Şey olan yani Mehmet Yozgatlılar olsun, şeyler olsun, Nesimler olsun. Durdu şimdi. O arada da Cem Uzan'la Adnan Sezgin'in de arası kötü. Yani bir takım problemler başlamıştı. Cem Uzan üst kattaydı ofisi. Biz orta kattayız. Adnan abi de alt katta ofisi vardı. Sergen dedi bak şimdi abi dedi ne yapacağım dedi. Telefonu aldı çaldırdı. Aşağıya arıyor. Adnan abi dedi. Efendim Sergen dedi. Çabuk gel abi seni çağırıyor dedi Cem Uzan. Telefonu kapattı. Şey yanında Adnan abi yanımızda. Başladı gülmeye. Tamam mı Sergen? Niye gülüyorsun dedi.
Espri yaptık abi dedi. Yani şey gibi. Ama yani Adnan abinin nasıl o anda atladı geldi. Nereden düşünüyorsun adamı? Ne diye uğraştırıyorsun? Zaten anası kötü. Seni çağırıyor abi dedi. Hemen kapattı orada. İki saniyede geldi. İki saniyede geldi ya. İki saniyede geldi. Sen peki o şehir efsanesi mi? Sen Sergen Yalçın senin odaya geldi. Sen de belli bir zaman sonra altılı oynamaya başladın mı hocam? Sergen'den önce bak. Sergen'in bir kere Allah rahmet eylesin babası Özer amca Veli Efendi'de çalışan Veli Efendi çalışanıydı. Yani tabii. Ateşin olduğu yerde işte Abdal'la ilgilenen birisi. Şimdi geliş noktası burası. Şimdi geldi Sergen oynuyor bunu hiçbir zaman saklamadı zaten. Oynuyordu. Ben de o zamana kadar hakikaten bilmiyorum ama yani nedir ne değildir bilmiyorum. Şimdi o zaman siyah beyaz televizyonlar var. Bir tane televizyonu vardı işte bu burada. Öyle maçtan önce maçta akşam gündüz saati bir şey yapıyor. Ne yapıyorsun dedim. At şey yapıyor abi dedi. O ara Metin de geldi o diye. Nasıl yani dedik. İşte nasıl? Böyle böyle dedi. İyi dedi. Ortak altılı yaptık. Benden de parayı aldı. Metin'den de parayı aldı. Biz üç ortak altı şeye, at yarışı başladı. Bütün atları yazmış. Pomak diye bir at vardı. Onu yazmamış. Pomak ismini hatırlıyorsun. Pomak. Nasıl? 14 tane at koşuyor. Bir tanesi geliyor işte yazmadığı geliyor. Hayır yazmadığı geliyor. Yazmadığı geldi. Oradan hatırlıyorum onu da. Oradan bir de gülüyor. O zamandan beri şeyi vardı onun böyle bir rahatlığı var böyle. Yani ne yaparsan yap bir rahatlığı var. Gülüyor şimdi ha falan diye. Pomak geliyor, pomak geliyor. Geldi. Geldi. Yazmadı geldi. Biz onunla tabii at yarışına başladık. Başladınız. Tutturdunuz mu beraber hiç? Yok canım. Yani biz öyle onun gibi hiçbir zaman oynayamadık zaten. Tabii. Yani Sergen baktığı zaman herkes şunu unutuyor. Yani babası zaten bu işin içinde tabii, olan. Doğru. Doğru. Hocam siz bir de Christoph Daum'la hanım var mı hocam? Ya hepsiyle var. Daum'la yani. Şampiyonluk yaşadınız. Bir de Daum'un böyle ilk dönemleri çok başarılı. Ya Christoph'la şöyle diyeyim. Günde 3 idman yapmaya başladı. Gece 5'te falan kaldırıyordu bazen. 5'te kaldırıyordu. Yani 5'te kaldırıyordu idmanı. Bu problem yarattı değil mi takımda? Ya o kadar da problem olmadı esasında. Şimdi geldiği dönemler zor dönemler tabii ki. Hoca değişiklikleri hep zor dönemlerde oluyor. Ben mesela Christoph bana çok güveniyordu. Şöyle diyeyim, bir kupa maçı oynayacaktık Trabzon'la. Mesela ben sakattım, beni iyileştirmek için Stuttgart'a şeye yolladı, doktora yolladı beni. Yani arka adelemden sakatlanmıştım. Özel Stuttgart'ın fizyoterapisti vardı. Ben gittim orada. 4 gün adam beni tedavi etti özel. Her dakika benle beraber, her dakika o sakatlığın geçmesi için. Yetiştirdi mi? Yetiştirdi. Kupayı aldık biz o sene. Abi, yani Trabzon'u ben 2 maçta oynadım. Hatta Trabzon'daki maçta da oynadım. Oynayıp oynamayacağım bile belli kimse. Oynadı. Biz kupayı aldık. Çok şey yapıyordu yani bana da güveniyordu. Şimdi geldi işte son dönemler. Bu geldiği zaman ortada fazla bir iddiamız yok. Şimdi bana da güveniyor. Ne olur Gökhan dedi. Hocam dedim bizim hedefimiz bu saatten sonra kupa dedim. Kupayı alacağız inşallah dedim. Hakikaten kupayı aldık. İkinci sene gene öyle konuşuyordu. Ne oluruz şampiyon oluruz bu sene dedim. 95, 96 idi galiba son şampiyon. Şeyini Galatasaray'ın da Fener, Samsun, Antalya şöyle üst üste puanlar kaybetmişti. Yani şey değil. O sene de şampiyon olduk hakikaten. Tamam mı? Ben de o senenin sonunda zaten ameliyat falan oldum. O bana o kadar güvendiği için ben hani ameliyat oldum o senenin sonunda. Kıkırdak ameliyatları oldum. Benim yerime Johnson'ı aldı. Jonsen. Norveçli. Jonsen'i aldı. Manchester United'dan geldi. Hatta kafasındaki plan da ben iyileştiğim zaman ben Libero'ya geçeceğim. Jonsen orta sahanın ortası oynadığı mevkiye geçecekti. Ama o işte Kuntz'un geldiği sene, Aman'ın geldiği sene planlar uymadı. Ben bir türlü o gereken iyileşmeyi sağlayamadım. Hatta o sene sordu ne olur diye beraber gideriz dedim. Ben de ayrıldım oradan. O da İstanbulspor'a gittim. O da o sezonun sonunda ayrıldı. Yani vallahi bak bir sene kupayı alırız dedim. Kupayı aldık. Yani hedef tek oydu. Her sene şampiyon olduk. Ondan sonraki sene beraber gideriz dedim. Gittik. Hocam son sorular, son birkaç soru kaldı. 8-0'lık Ankara Gücü maçı. Şampiyonluğa giderken 4 sene üstte şampiyonluğa ulaşacakken olmadı. Senin de sakatlığın var o sürede. Bu 8-0'lık maç o değil ama 8-0'lık maçın bende şöyle bir şeyi var.
onu hiç unutmam mümkün değil. Çünkü dedikoduların çok bol olduğu maçlardı. Ki bizim zamanımızda bu teşvik falan o kadar yasak da değildi. Yani bir suç unsuru teşkil etmiyordu. Ben bunu işte Trabzon'da şampiyon olduğumuz sene yaşadık. Malatya'da şampiyonluğu kaçırdığımız sene yaşadık futbolcularla. Yani Malatya Spor bizi 1-0 yendi. Bizim şampiyon olup da belki kazanamayacağımız parayı bir maçta kazandılar. İşte Trabzon'da biz şampiyon olduk. Ama Trabzon'da da aynı dedikodular oldu. Ankara Gücü maçı da son maç. İki takımın averaj belirleyecek. Biz İstanbul'da Ankara takımı Gençler Birliği ile oynuyorduk. Galatasaray Ankara'da Ankara Gücü oynuyordu. Biz 20. dakika İnönü Stadı'nda 1-0 mağluptük. Recep de kırmızı kart görmüştü. Hakem Recep oyundan atmıştı. 20. dakika öbür taraftan skor geldiğinde de Galatasaray 4-0 öndeydi. Zaten o maçtan sonra dedikodular bitmedi. Yani var olan dedikodular vardı. Tabii ki hoş olmayan şeyler değil. Böyle anımsanması da güzel değil zaten. Ama var mı dersem vardı. Var diyorsun. Kesin yani olmama ihtimali yok. Şeyde Malatya'da Şahin arabalar mı gitmişti? Tofaş arabalar mı gitmişti? Tabii. O dönem zaten futbolcular hiçbir inkar etmedi. Ya. Bizim mesela Trabzonlu arkadaşlarımız da vardı. Sizi yenseydik bize arabalar hazırdı diye. Ha, söylediler. Yani o şeyde yani sonuçta görüştüğümüz 85-86 sezonunda zaten Tofaş arabalar Ferrari gibiydi o zaman. Ferrari gibiydi. Tabii yani yeni çıkan Ferrari gibiydi. Adama maçtan sonra yani Trabzon'un içinde oynayanların hepsi arkadaşımız, büyüğümüz, hepsi yaşımız olan da var. Büyüğümüz, abimlerimiz de var. Onlar da aynı şeyler söyledi. Trabzon'da kazandınız ama şampiyon olduk. Trabzon'da biz kazandık, şampiyon olduk. Trabzonlar alamadı. Malatya'da kazanamadınız. Aldılar. Tabii Malatya bizi yendi. 1-0 yendi. Hatta o maçı da hiç unutmuyorum. Oktay Çevik de golü atan. Hatta maça çıkacağız. Oktay dedi, gönlüm sizle beraber dedi. İnşallah bu maçı alacağız. Ben de Beşiktaşlıyım, iyi Beşiktaşlıyım dedi. Golü attı. Gol attı. Tabii 1-0 mağlup oldu. Ters totem yaptı demek ya. Ne bileyim anlamadım. Bünyamin çizgiden çıkardı 0-0 iken. Sonra Bünyamin Beşiktaş'a mı transfer oldu? Sonra Bünyamin Beşiktaş'a transfer oldu. Geldi. Çok iyiymiş ya. Siz hocam Rıza Çalınbay ile beraber Beşiktaş'a geldiniz. Teknik heyetle beraber. Teknik direktör Rıza Çalınbay, antrenör sen. Geldikten sonra Del Bosque'den sonra çok iyi bir sezon geçirdiniz. Sezon bitimine kadar. 4-3'lük bir Kadıköy zaferi var. İnanılmaz bir Fenerbahçe kadrosu. Beşiktaş her gittiğini gol yaptı. Kalede Panko. Bir o günleri anımsarsan neler söylersin? Şimdi Del Bosque'den biz Rize'de başarılı bir sezon geçirdik. Ondan sonra Del Bosque'de Beşiktaş'aydı. Del Bosque ayrıldı. Devre arası biz Beşiktaş'a geçtik. Biz geçtikten sonra yapılanma içinde Karevs vardı Beşiktaş'ta santrafor. John Karev, Juan falan vardı. Tabii Karevi, Kleberson'ların falan olduğu dönem. Biz Karevi tutmaya çalışıyoruz. Bir anda yani o dönem içinde ne olduysa paraya da ihtiyacı var. Parasal açıdan çok büyük problemler var. Karevi Olimpik Lyon'a gitti. Olimpik Lyon'a gitti. Lyon'dan bir teklif vardı. Yanılmıyorsam 9 milyon, 10 milyon evet. dolar civarı bir paraydı. Gitmesi lazım dediler. İyi tamam gitti. Hatta o ara oyuncu bakmaya başladım. Ben kendim gidip seyrediyordum. Jastrovic'i falan seyrettim. Jastrovic sonra Kocaeli'ye geldi. Hiçbir şey yapmadan gitti. Biz Jastrovic'i falan istemedik zaten. Son dakika hiçbirimizin haberi olmadan Ailton geldi Beşiktaş'a. Ailton. Hatta Rıza Çalınbay da kampta rahmetli Kazım Karat'tan öğrendi. Yani hoca haberimiz var dedi ama sonuçta o herhalde haberimiz yoktu. Yani bizim haberimiz yoktu en azından. Tabii. Biz bilmiyorduk. Ama Ailton da bizim tercihimiz değildi tabii ki. O arada Rıza Hoca'ya şöyle bir damga vururlar. Ya para yok. Hiçbir türlü para yok. Oyuncu alma ihtimalin yok. Tabii hep şunu diyorlar. Mesela Kürşat, Adem Dursun, Güven bir sürü yerli oyuncu alındı. İşte Beşiktaş seviyesinde değillerdi. Bu oyuncular niye alındı falan denildi. Tamam da yabancı oyuncu sınırlaması var. Yabancı oyuncu alamıyorsunuz. İyi yabancı oyuncu gelmiyor zaten. Buluyorsun gelmiyor. Yerli oyuncularda da paramız yok diyorsun. Yani hangi oyuncusu alırsan ateş pahası. Sen para ihtiyacın oldu diye Karevi satıyorsun. Bu sefer para vermeden oyuncu transfer etmeye başlıyorsun. Şimdi Rıza Adem Dursun o güne kadar Ümit Milli Takım'ın sol bekiydi. Genç bir oyuncu Ümit Milli Takım'ın sol beki. Ankara ve bonservisi yok. Mesela biz Koray'ı aldık Rize'den. Geldiğimiz takımdan Koray'ı aldık. O ara onun yanında Kürşat da işte başkanlar arası konuşuldu falan. Kürşat da geldi.
Yani biz Kore'yi alacakken Kürşat da geldi evet. bir anda. Ondan sonra parasızlıktan dolayı siz oyuncu oluyorsunuz. Takım bir yerde bir hedefe doğru yöneltmek için. Böyle aldığınız oyuncular taraftarı mutlu etmeyen oyuncular. Niye? Taraftar her zaman, şimdi bile isim bekler. İsim bekler. Her zaman isim bekler. Yani nedenine, sonucuna veya hiçbir şeyine bakmaz. Sadece oyuncunun alınmasını ister. Buradaki olayda. Sen de imkansızlıklardan ötürü, çünkü o günleri biz beraber yaşadığımız için ya yafta gibi kalıyor. Yafta gibi kalmasına izin yok ki. Mecburiyetten alınan oyuncular bu. Sen bana para veriyorsun veya yönetim bana diyor ki bizim şu kadar bütçemiz var, ona göre oyuncu alın demiyor ki. Bizde paramız yok diyor. Oyuncu alıyorsun. Oyuncu aldı. Hoca iyi gitti. İşte unutulmaz Fenerbahçe maçı. 4-3 kazandık. Ben gene diyorum ya, ben teknik ekipteyim, sahadayım. 4 kere kaleye gitmedik. Ya her gittiğimiz gol oldu zaten. Evet. Fenerbahçe muazzam havada. İşte Kadıköy dolmuş. Dolmuş. İşte hoca içinde bir pankart asmışlar. Hatta o pankartta gündem oldu. Evet. Ya Allah'ın takdiri diyeyim. Yani 4 kere kaleye gitmeden 4 gol yaptın. Her gittiğin tabii. gol oluyor. İşte Koray vuruyor, gol oluyor. İbrahim Akın giriyor, gol oluyor. Yani adamlar da ne olduğunu anlamadı. Bir anda kırmızı kart, Panku kaleye geçti. Bir anda her şey, maçın sonları zaten. Evet. Artık elinde tutacağınız bir şey yok. Panku kaleye geçti ve maç bitti. 4-3 kazandın. Yani bu, hakikaten çok büyük olay. Tabii çok büyük olay. Ondan sonra zaten gündem değişti. Onun peşine Rıza Hoca'yla bizim ayrıldığımız dönem biz Malmö maçları oynadık. O günler de dün gibi aklımda. İşte biz Malmö'yü çektik kupada. Galatasaray da Tromsø'yu çekti. Galatasaray Tromsø Norveç'te yanılmıyorsam berabere veya kaldılar. Yani Galatasaray turu geçti. Biz de İstanbul'da Malmö ile oynadık. Malmö'ye mağlup olduk ve mağlup olduk yanılmıyorsam. Sonra maçın rövanşları oynanacak. Galatasaray herkes tur atladı. Beşiktaş'ta herkes elendi de bakıyor. Öyle bir ortamdayız ki yani Rıza Hoca veya biz teknik ekip olarak orada yokuz. Her yöneticinin bir hoca adayı var. Biz maça gidiyoruz özel uçakla. Herkesin yanında bir hoca var. Allah herkes Allah. Biz gitmişiz. Yani biz orada yani bu maçlık takımın başında duran bir figür olarak görülüyoruz orada şu anda. Hatta maçtan önce hocayla konuştuğumuzda hocam inşallah yani biz bunları eğileceğiz. Eğlediğimiz zaman da bırakalım yani artık yani bize çünkü davranışları hak etmiyoruz. Hem hiçbir tamam. şey vermiyorsun. Hem yardımcı olmuyorsun, oyuncu almıyorsun, para yok. Ama işler daha tam kötü de olmadan bir anda yolda bırakıyorsun yani. Tabii. Hani suçu atmışım bu tarafın üstüne sen hoca bakıyorsun, işte bilmem şeye bakıyorsun. Gelecekle ilgili hesaplar yapmaya başlıyorsun. Uçaktan yanlarında gelmeleri çok kötü ya. Neyse, maçtan önce yuva gol atmıştı hatta. Tromsø Galatasaray'ı eledi. Tabii bir de o oldu yani. Tromsø Galatasaray'ı bir de yani sonuçta burada Türkiye'de buna bakıyorsun rakibin ne yaptığına tamam. bakıyorsun. Biz elendi gözüyle bakıyoruz. İşte Yula transferi tartışılan bir transfer. Sergen Osan'a gene tartışılan bir oyuncu. Bir de Sergen bizim elimizde miymiş? Sergen'e de sahip çıkmamız lazım. İşte Yula konuşuluyor. Biz maçı 4-1 kazandık. Hatırlıyorum. Yani çıktık. Yani hep o eleştirilen oyuncular çıktı. Aslanlar gibi mücadele etti. Varını yoğunu ortaya koydular ve biz maçı kazandık. 10 maçtan sonra da Rıza Hoca bir maça daha çıktı yanılmıyorsam. Ondan sonra da kalması var hani kalması gerekiyorken hocanın da işine son verdiler, yolladılar. Ben onun için her zaman söylüyorum şimdi mesela Rıza Hoca'nın Beşiktaş'tan alacağı var. Neden var? Ben Rıza Hoca gibi Beşiktaşlı görmedim. Herhangi bir yere gittiği zaman mukavele imzaladığı zaman ilk şartlarından biri ha bu doğru mu etik mi değil mi tartışılır orası şey. Ama adam Beşiktaş'ta, eğer Beşiktaş'tan bana teklif gelirse ben giderim diyor. Ve bunu açık açık söylüyor. Ve gittiği her yerde başarılı. Yani Rıza Hoca'nın bir damgası var. Yani Beşiktaş'tan alacağı var diyorum. Bak alacağı ben kendi var. Görüyorum bunu. Bana göre alacağı var. Yani Beşiktaş takımına teknik direktör nasıl Okan Buruk şimdi geldi Galatasaray takımı bakımına yakıştı mı? Yakıştı. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin başındayken yakışıyor mu? Bak sevene olur sevmiyor. Bunlar farklı şeyler. Evet. Ama sonuca baktığın, başarılarına baktığın zaman yakışıyor mu? Yakışıyor. Rıza Hoca da Beşiktaş'ın başına yakışıyor. Kim? Samet abi geldi. Samet abi de yakıştı. Evet. Yakışıyor yani. Şey değil. Biz kendi içimizden gelenleri bu kadar kolay dışlamamamız lazım. Biz bence. Cami olarak. Ama biz bunu çok kolaylıkla yapıyoruz. Ve hiçbir şey sunmadan karşı tarafı kendimize göre yargılayıp ipini çekebiliyoruz. Maalesef.
Ama Rıza Hocam ben diyorum yani ben beraber de olduğum için Beşiktaş'tan bir alacağı var ve orayı hak eden hocaların başında geliyor. Hocam çok teşekkür ederim. Ben ağzına teşekkür sağlık, ederim. Ayağına sağlık. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Çok keyif aldım. İnşallah dinleyenler de keyif alır. Seyredenler de keyif alır. Mutlaka alırlar hocam. Sevgili seyirciler, Beşiktaş efsanelerinden Gökhan Keskin'le yaptığımız söyleşinin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.